Oh yeah. Merhabalar, ben Hakan Ertan. Bugün 4 Ocak 2020. İnanamıyorum 2020 yılına geldiğimize. Neredeyse çocukluğumuzdaki bilim kurgu filmlerinin geçtiği dönemlere geldik. Crazy. Zaman çok hızlı akıp geçiyor. Bugün New York'ta hava yağmurlu olduğu için evde kalmaya karar verdim. Ve bir sürü boş zamanım olacağı için de neden bunu bir video ile değerlendirmiyorum diye düşündüm. Ve bana genelde sorulan sorular oluyor. Kamera, hangi kamera kullandın, hangi mikrofonu koruyorsun vesaire. Kamera çantam ve ekipmanların videosu birazdan başlıyor. Yaklaşık 6,5 kilo burada var. Biraz başka ekipmanlar da burada var. Yaklaşık 7-8 kilo falan yapıyor. Kamera çantam ve ekipmanların videosu genelde birçok YouTuber'ın tercih ettiği bir içerik. Bana da birçok defa soruluyor. Birçok videomun, özellikle vlog videolarımın altında hangi kamera diye muhakkak bir tane soru oluyor. O yüzden bugün bütün ekipmanlarımı göstermem çünkü ışıklar var vesaire var. Çantamda taşıdım. Yani dışarıya, outdoor'a çıktığım zaman yanımda götürdüğüm ekipmanlarımı sizlerle paylaşacağım. Genelde şöyle bir şey yapıyorum ben. İki tane tripod taşıyorum yanımda. Bir tanesi daha küçük. O yüzden Joby'nin 3 kilograma kadar tartan bir tane tripodu var. Bunların 3 tane modeli var. 1 kilogram, 3 kilogram ve 5 kilogram. Bendeki 3 kilogram. Çünkü 5 kilogramlık makinem yok. Ben mirrorless kullanıyorum Sony. Selfie kamerası olarak da kullanabiliyorsun DSLR'ı. Üzerine koyabiliyorsun. Head'le beraber alabiliyorsunuz kit olarak ya da sadece altını alabiliyorsunuz. Bir tane de yedek var yanımda. Onun kafası yok. Kafasız olarak da ayrıca alabiliyorsunuz. Aslında yedekten de ziyade bazen bunu da çıkartıyorum. Çünkü iPhone için de kullanıyorum. iPhone için bazen yan açılar kullanmam gerekiyor. Yan açı kamerası kullanmam gerekiyor. İkinci kameram, güzel kameram olmadığı için bazen bunu kullanıyorum. iPhone 8. Yok, bu iPhone 10 pardon. iPhone 10 kamerası da gayet iyi. O yüzden yedek olarak kullandığımı da ayrıca iPhone tripodu olarak kullanıyorum. Bir tane de Vanguard Alta Pro diye bir tripodum var. Onu profesyonel çekimler için kullanıyorum. Video çekim falan olduğu zaman ekipmanların birazcık daha tok gözükmesi gerekiyor müşterinin karşısında, biliyorsunuz. O yüzden o tripodumu götürüyorum. Bir tane de neredeyse no name gibi olan, şu an kameranın takılı olduğu tripod var. Onun markası yok. O çok hafif bir şey. Onu genelde dışarıda vlog çekimlerime götürüyorum. Çünkü gerçekten bir kilodan bile hafif bir şey. Güzel oluyor kamerada. İki tripod taşıyabiliyorum bu Jabi ile beraber. 3 tane tripodum var. Bir tanesi profesyonel çekimler için, 2 tanesini de genelde çantama koyuyorum, dışarıya çıkartıyorum. Hafif bir kamera Sony 6500. Fotoğraf için denedim fakat fotoğrafta çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Video için çok iyi bir kamera. Alan derinliği iyi, low light da gayet iyi. Eğer iyi bir lens kullanılınca kamera birden beast, canavara dönüşebiliyor. Ben bugüne kadar neredeyse bütün videolarımı Sony 6500'de çektim. Sony 6500 kullanıyorum. Onun için de ayrıca batarya grip kullanıyorum. Mikey diye bir marka. Bunu her zaman kullanamıyorum. Çünkü kamerayı daha çok outdoor'da olduğu zaman gimbal'ın üzerine koyuyorum. Gimbal maalesef, yani mirrorless hafif bir kamera olmasına rağmen benim gimbal'ım tartmıyor. O yüzden bunu gimbal üzerinde kullanamıyorum. Genelde stabil kameralarda kullanıyorum. Canlı yayın olduğu zaman kullanıyorum ya da fotoğraf çekimi, işte Jabi kullandığım zamanlarda bunu takıyorum. O zaman kullanıyorum. Bu daha da özellikle interview videolarında çok kullanıyorum bunu. Mikey. Çok da pahalı bir marka değil. Mikey MKE6500 Battery Grip diye geçiyor. Birçok işinize yarayabilir, eğer yoksa böyle bir grip almanızı tavsiye ederim. Remote controller'um var bir tane. Uzun pozlamalı çekimlerde
çok faydalı oluyor. Ya da video çekiminde faydalı oluyor. Uzaktayken kameraya basabiliyorsunuz, rek tuşuna basabiliyorsunuz ya da shutter'ını ayarlayabiliyorsunuz. Birçok fonksiyon da var üzerinde. Menülere girebiliyorsunuz. Yukarı aşağı kaydırma var. 2 second diye bir butonu var. Fotoğraf çekiyorsanız 2 saniye sonra başlatıyor. Şu anda kameranın üzerinde SanDisk'in memorisi var, memory kartı var. 128 GB kullanıyorum memory kartı için. 64 var bir tane de yedekte. Ama genelde video çektiğim için 128 GB'ı kullanıyorum. Ses ve mikrofon konusu benim başlarda biraz sıkıntı çektiğim bir konuydu. Fakat bazı videolarda ses patladığı için ses en önem verdiğim konular haline almaya başladı. 3 tane ayrı değişik kit kullanıyorum. Bir tane shotgun'ım var, Rode'un. Video mikrofon diye geçiyor ama shotgun diye de arayabilirsiniz. Onun üzerinde bir tane de deadcat var. Deadcat deniyor. Bunun Türkçesini ben çok iyi bilmiyorum. Deadcat dediğimiz şey de bir saniye şöyle bir şey. Buna deadcat deniyor. Bu süngeri var. Mikrofonunu kaplıyor. Bunu daha çok vlog videolarında kullanıyorum. Mesela yakın plan insanlarla konuşma olduğu zaman yaka mikrofonu koyamıyorum. Çünkü ya öteki insanlarda da olması gerekiyor. O zaman 2-3 tane zaten 2 tane oluyor da 3-4 tane çok zor iş. Bir tane sende olduğu zaman da mikrofonu yüzüne dayaman gerekiyor. O da çok iyi bir görüntü olmuyor. O yüzden bu shotgun'ı genelde yakın plan insanlarla konuştuğum sekanslarda, sahnelerde kullanıyorum. Bu shotgun videoların şöyle bir özelliği var. Ön taraftan alıyor sesi. Yan taraflardan çok almıyor. Alıyor ama çok cılız oluyor. Arkadan, özellikle arkadan çok az alıyor. Mikrofonun şuradan, sesi şuradan aldığı için bu şekilde gitmesi gerekiyor. Genelde 45 derecelik bir açı ve 2 karış mesafe tavsiye ediyor sesçiler. Doğal bir ses olduğu söyleniyor bu şekilde çapraz olduğu zaman. Uyarmış olayım bu shotgunlarla ilgili, özellikle bu Rode'la ilgili. Yanlardan zayıf, arkadan çok zayıf, önden harika bir mikrofon, profesyonel bir mikrofon. Interview'larda ve dediğim gibi dışarıda kullanıyorum. Başka mikrofon olarak bir tane profesyonel bir kitim var, wireless kit. Rode Link Wireless Professional Filmmaker diye geçiyor. Bir tane alıcı ve mikrofon verici şeklinde. Bunun için özel olarak bir tane LaVayer mikrofon aldım. Bununla güzel çalışıyor. Bu da bir kitti. LaVayer mikrofon dediğimiz yaka mikrofonu oluyor. Yakaya takılan, şu an bende de var bir tane. Bu mikrofon çok iyi. Bu mikrofonla ilgili eğer referans videolar izlemek istiyorsanız benim daha önceki tasarımla ilgili yaptığım videoların herhangi bir tanesini açın. İstiyorsanız en kısasını açın. O videolar hep bu mikrofonla çekildi. Yani wireless filmmaker olanla çekildi. Bundaki tek sıkıntı benim açımdan ağır ve kocaman olmaları. Üstüne takıyorsun, gözüküyor vesaire. Wireless mikrofonlarla ilgili sıkıntı bu modellerle ilgili. Bunları yine gimbal'ın üzerine takamıyorum. Çok zor oluyor. Balans yapması çok zor oluyor. Bazen atıyor vesaire. Çünkü biraz ağır. 100-200 gram varlar herhalde. Öyle bir şey. Gimbal'da sıkıntı oluyor. Şey var. Bunu Amazon'dan aldım. Şöyle açayım bir tane. Bu yapışkan. Yapışkan bant ama bunun özellikle gidip buldum. Bu elbise yapıştırıcısı. Hani özellikle bayanlar kullanıyorlar dekolte giydikleri zaman bir taraflarını yapıştırmak için. Ben elbiselere çok güzel yapışıyor. Dolayısıyla da ben bu yaka mikrofonlarını, LaVayer mikrofonu eğer içeride kullanacaksam, çünkü bazen çekimler oluyor, mikrofonun gözükmemesi gerekiyor. O yüzden içe koymanız gerekiyor mikrofonu ve içte de tutması gerekiyor. Bir de mikrofonu içe koyduğun zaman hışır hışır böyle elbise değebilir vesaire. Onun da ses gelmemesi için silikon kauçuk gibi bir malzemeden yapılan koruma var. Bu LaVayer yaka mikrofonunu şu şekilde içine takıyorsun. Bunu da içine koyuyorsun. Arkaya da bunu yapıştırıyorsun. O da bedenine yapışıyor ve birçok banttan çok daha yapıştırıyor bu elbise bantları. En son çıkan da Wireless Go diye bir marka. Gayet küçücük bir alıcısı var. Bu sayede mikrofonu artık gimbal'ın üzerine takabiliyorum. Ve gimbal'da herhangi bir kayma ve balansında oynama falan da olmuyor. Vericisi de şu şekilde. Küçük bir şey. Bunu da istediğiniz yere takabilirsiniz. Cebinize koyun vesaire. Çok küçük olduğu için videonun içinde çıkmak gibi, yani videoda gözükmek gibi bir durum olmuyor. Koy cebine, kabloyu da içinden geçir. Hop, invisible. 3 tane mikrofonum var. 2 tanesi wireless, bir tanesi shotgun ama ben size aslında başka bir şeyi
Az da aklıma çıkıyordu ama aklıma geldi. Başka bir şey, yeni keşfettiğim mucize bir kabloyu paylaşmak istiyorum. HOSA YMM261. 3,5 milim diye geçiyor. Şimdi bu kablo ne işe yarıyor? Neden mucize benim için? Neden o kadar önemli? İnterview, yani röportaj videolarında genelde iki tane mikrofon kullanman gerekiyor. Ya da iki tane wireless mikrofon kullandığın zaman konverter çevirici olması gerekiyor. Büyük, onlar büyük aletler, böyle kutular oluyor. Yani en küçükleri şundan birazcık daha büyük oluyor. Onu koyman gerekiyor kameranın üzerine. Ondan sonra iki tane mikrofon ataç etmen gerekiyor, bağlaman gerekiyor. Kamera şiştikçe şişiyor. Ve herkesin bütçesi de öyle bir çeviriciye, adaptöre verecek parası da olmuyor. Bu HOSA markalı kablo iki tane ayrı kanalı, yani iki tane ayrı mikrofonu bir tane kabloyla almanızı sağlıyor. Bu kablonun ucunu kameraya takıyorsunuz. Bu geriye kalan iki tane kırmızı ve siyah olan tarafa da iki tane mikrofonu bağlıyorsunuz. İki kanallı ses almanıza yardımcı oluyor. İstiyorsanız da tabii herhangi bir video programında onu monoya çevirebilirsiniz. İki kanallı olduğu için bir tanesi sağ kolonda, bir tanesi sol kolonda çıkıyor ses. Bu kablo çok işinize yarayacak. Yaklaşık 10 dolar mı 7'si, yani maksimum 10 dolar bir kablo. Türkiye'de var mı bilmiyorum ama Amazon'da var, B&H'de var. Benim için mucize bir kablo. Bunun dışında artı olarak mikrofon, dediğim gibi mikrofon çok daha önce dilim yandığı için ve çok önem verdiğim için ses kalitesine de, görsel kalite ve ses kalitesi benim için çok önemli olduğu için mikrofonla ilgili bir sürü aparatım var. Bunlardan bir tanesi de Converter. Lavalier, yani yaka mikrofonunu iPhone'da kullanmamıza yarıyor. Şuraya takıyorum. Bu iPhone'a giren kısım. Ona da bunu takıyorum. iPhone'a da şunu takıyorum. Ve artık eğer ne bileyim Instagram'dan bir yayın yapıyor iseniz ses mis gibi gelecek. Ya da telefonla kayıt yapıyorsanız, ki ben artık sık sık yapmaya başladım. Çünkü dediğim gibi güzel iPhone onlar. Yenileri bilmiyorum. Light geniş bir skala. Bir sürü light var. Mesela şu anda etrafta iki tane light var. Onları taşıyamıyorum yanımda. Ama bazı durumlarda küçük aparatlara ihtiyacınız oluyor. Küçük light'lara ihtiyacınız oluyor. Bende iki tane light var. Bir tanesi şu arka tarafta yanıyor. İki model. İki tane, ikisi de Aperture markası. Bir tanesi Aperture Amaran. İkisi de Aperture Amaran. Bir tanesi daha yeni. Bu daha yeni bir model. Ayarlayabiliyoruz modu. İstiyorsak bunda o ayarlama kısmı bunda var. Bunda iki tane mod var. Az, boosted var. Bu ne işe yarıyor? Bazen çekimlerde özellikle bayanlarda, kadınlarda oluyor. Alttan koyuyorsun, hop kırışıklıkları azaltıyor falan. Ya da dolgu ışığı olarak kullanman gerekiyor bir yerlerde. Ya da gece, yani birçok yerde yarayabilir. O bayağı sağlam bir ışık. Bir de daha ayarlanılabilir olanı var. Bu daha düşük bir model ama nedense bunda ayarlayabiliyorsun daha kısık ya da daha yüksek şekilde. Bu da birçok işe yarayabiliyor. Bunları ben taşıyorum genelde yanımda. Bunların nereden kapanacağını ara sıra karıştırıyorum. Gimbal. Gimbal nedir? İçinizde bu işle ilgilenenler tabii ki gimbal'ın ne olduğunu biliyordur. Ama bilmeyenler için söyleyeyim. Gimbal stabilizer device'ı, yani kameranın balansta durmasını sağlayan bir cihaz. Ne işe yarıyor? Akışkan, smooth görüntüler ve videolar çekebilmemize yarıyor. Pili takıyorsun. Alttan adaptör. Hop, sıkıyoruz. Şu şekilde tutuyorsun kamerayı da. Şu eski kameramı kullanayım. Kameramı da şu şekilde, kamerayı da şu şekilde koyuyorsun. Bu kamerayı tabii ki tartmaz, bu eski bir Canon T2. Çok zor. Belki de imkansız yakın bir şey. Bu şekilde koyuyorsun. Bu üç akslı stabilizer, yani dengeleyici motorlar olduğu için sen oynattığın zaman o kendisi dengesini yakalıyor ve dolayısıyla da görüntü oynamamış oluyor ve harika akışkan videolar, görüntüler elde etmiş oluyorsun. Small HD'nin yeni modeli, OLED modelini kullanıyorum. Bunun için İşte aparatları var, kabloları vesairesi var. Şu da bir aparat. Bunlarla beraber, ya bu bir set. Set, istersen set olarak satın alabiliyorsun. İstersen sadece monitörü alabiliyorsun. L-Call şeyle beraber gelmiyor. Onun için ekstra para ödemen gerekiyor. O da 32 sürü dolar falan. Bu da 200 dolar falandı. Small HD'nin OLED 5.5 inç monitörü.
fotoğrafçıysanız ya da video işi, düğün videoları vesaire, reklam çekimleri, yani video ile uğraşıyorsanız o zaman ve çok fazla budget'ınız, bütçeniz de yoksa bu ilk önereceğim monitörlerden bir tanesi. Şu anda kameranın üzerinde takılı olan Sigma'nın 30 mm olan contemporary lensi 1.4 aperture'u var ve 30 mm neredeyse geniş açı, bazı vloglarda kullanıyorum. Evin içerisinde çok fazla kullanmıyorum. Bunu da kullanıyorum çünkü birazcık daha geniş açıya ihtiyacım var bu malzemeleri gösterebilmek için. Genelde evde 50-55 milim Zeiss olan var. En sevdiğim, aşık olduğum lens burada. Sony'nin Zeiss'da ortak çıkardığı bir lens. 55 milim 1.8. Portrait, daha çok portre çekimleri için, yani mid shot ya da close up çekimler için kullanıyorum bu lensi. Eskiden tasarım videoları vesaire yapıyordum. Onu da kullanıyordum daha çok bunları. Çünkü o daha çok close up ve mid shot, yani bel üstü çekimler gerektiği için onu da çok kullanıyordum. Artık tasarım videoları daha az üretiyorum. Onun yerine vlog ve daha güncel videolar, içerikler üretmeye başladığım için bu birazcık daha artık ikinci plana düştü. Hatta bazen üçüncü plana da düşüyor ama onu da kullanıyorum tabii ki. Ama sadece bazen dışarı çıkartmam gerekmiyor. Sigma'da gayet iyi iş yapıyor. Low light'ta da iyi iş yapıyor. Bu ikisi de low light'ta çok iyi. Zoom lens pek kullanmıyorum. Tek zoom lensim Sony'nin 10-18 olan wide angle. Bu da 4.5. Düşük ışıkta çok iyi değil. Bayağı ışık, suni ışık götürmeniz gerekiyor. O zaman canavara dönüşüyor. Ama bu daha çok manzara fotoğrafı, landscape ya da işte architecture, vlog. Amerika'nın en kanlı sokağı diye bir vlog videosu yaptım ama içinde çok güzel mekanlar ve sanatla ilgili yerler ve eserler gösterdim. Tavsiye ederim o videoyu izlemenizi. O videoda daha çok bu 10-18'i kullandım. Gimbal'ı şu şekilde tutmam gerekiyor ve kamera yakında kalıyor. Dolayısıyla da bayağı bir geniş açıya ihtiyacım vardı. Bu geniş açıyı kullanıyorum. Genelde 12-14 milimde kalıyorum selfie modunda tuttuğum zaman. Kart aldım. Şöyle bir şey. Hem netlik ayarı yapabileceğimiz bir özelliği var. Beyaz ayarı yapabiliyorsunuz. Ya da şurada siyah, gri ve beyaz ayarı yapabiliyorsunuz. Renk ayarı yapabiliyorsunuz. Bu profesyonel işlerde kullandığım zaman, ben bir belgesel yapıyorum da Black'lerle ilgili, Black Mask diye. Orada çok kullandım çünkü white balance önemli. Bunu yapıyorum. Dolayısıyla posta, yani edit yaparken renk ayarını ve white balance'ı çok daha kolay ayarlayabiliyorum. Kafa var, head var. Bununla hem tilt yapabiliyorsun yukarı aşağıya, hop mis gibi. Hem de sağa sola pen yapabiliyorsun. Böyle bir head'im var. Bunu da genelde çıkartıyorum. Videonun başında o yüzden dedim başka ekipmanlar var. Hani çanta tamam ama hepsi içinde değil. Bazı şeyler yan tarafta duruyor. Video çekim için hazırladım. Onların hepsini pek yapıyorum. Yani 8-9 kilo o yüzden buluyor bu headlerle beraber. Bu da sık sık yanında taşıdığım bir slider. Motorluları parası pahalı olduğu için şu an henüz öyle bir aparatı, device'ı kullanılacak bir proje gelmediği için şu sıralar manuel olanla idare ediyorum. Bu head'i bunun üzerine monte ediyorum. Kamerayı da bu head'in üzerine koyuyorum. Dolayısıyla da çok rahat slide olabiliyor. Malzeme gayet iyi bir malzeme. Bilmiyorum ne olduğunu. Malzemenin metalik de bir şey değil, garip bir şey. Nikel falan olabilir. Ama şunu söyleyebilirim. Smooth bir şekilde kayıyor. Bunlar dışında ND filter'ım var. Eğer outdoor'da çekim yapıyorsam, dışarıda çekim yapıyorsam ND filtersiz kolay kolay dışarıya çıkmıyorum. Bazen ND filterlarını her lense göre satın alamıyorum. Çünkü pahalı. $50, $60 falan. Yani iyileri $50-$60'dan başlıyor. Dolayısıyla da ringe ihtiyacım var. Yani ND filtre'ı benim lensimi adapte edebilecek ringlere ihtiyacım var. Bu ND filtre'ımı ND filtre takıyorum. Ondan sonra da kameramı hangisi uyuyorsa ona göre ringi ayarlıyorum. Fakat tabii bu ringlerde ve ND filtre'larda şöyle bir sıkıntı olabiliyor. Geniş açılı lens kullanıyorsunuz. Şöyle atayım şunu. Eğer geniş açılı lens kullanıyorsanız
görüntünün etrafında siyah kaşe deniyor ona. Siyah bir gölge bırakıyor. Son olarak pillerim var. Bakıyorum çantamda. İşte pil çantam var vesaire. Bayağı bir malzeme taşıyorum. 10 kilo klipslerim de var. Bu detaylara girmedim. Şu Mikey için bu bir şey, pil. Bu pili kameraya takıyorum. Ondan sonra da bunu Mikey'ye monte ediyoruz. Bunu Mikey ile ilgili konuşurken anlatmayı unuttum. Mecbur taşıyacaksın. Ne yapacaksın? Hepsi böyle. Dediğim gibi eğer herhangi bir tane aparatla ilgili, device ile ilgili ya da mikrofon vesaire ile ilgili test yapmamı ya da merak ettiğiniz bir şey varsa deneyimle ilgili, herhangi bir şeyle ilgili, bu videodaki ekipmanlarla ilgili yorumlar kısmına yazın. Elinden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım. Zaten linkler de açıklama kısmında olacak. Her şey biliyorsunuz. Markaları da artık hepsine hakimsiniz. Çünkü yazmış olacağım aşağıda. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz.